Merhabalar arkadaşlar. Konumuz realizm. 19. yüzyılın önemli akımı. 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa'da romantizme tepki olarak doğan, sonra da Avrupa'ya yayılan ve gerçekleri aslına uygun bir biçimde izlemeyi temel alan akımdır. 19. yüzyılda olguculuk adıyla anılan pozitivizm felsefesi 1850'den sonra edebiyatta realist akımın doğmasına sebep olmuştur. Pozitivizm arkadaşlar Pozitivizm deyince neden ve sonuç ilkesi gelmedi. Evet pozitivizm yaşamın algılanmasında gözlem, deney gibi araştırma ilkelerini benimser. Araştırmayı yapan kişinin kendi duygularından arınmasını savunur. Realist akımın temsilcileri pozitivizmin bu ilkelerine bağlı kalmışlardır. Realizm Balzac ve Gustav Flaubert'in Madame Bovary isimli romanıyla kesim biçimini almıştır. Realizmin başlıca özellikleri şunlardır. Realizm romantizme tepki olarak çıkmıştır. Realist akım sadece gerçekleri yansıtır. Gerçekten başka gerçek yok. Yalnız gerçek vardır görüşü esas alınmıştır. Realist akımda her türlü gerçek eserlere konu olabilir. Güzel, çirkin, iyi, kötü, kaba ayrım yapılmaz. Olayları olduğu gibi göstermeye çalışırlar. Bunun sonucunda realist yazarlar gerçek yaşamı bir ayna gibi yansıtmışlardır. Bu ayna figürü önemli. Topluma tutulan bir ayna. Bu cümle bize realizmi verecektir. Hayali, duygusal yaklaşımlara yer verilmez. Günlük hayatta rastlanabilecek olaylar, kişiler ve çevre konu edilmiş olağanüstülüklerden kaçınılmıştır. Eserlerde kahramanlar sıradan, günlük hayatta karşılaşabileceğimiz kişilerden seçilmiştir. Eserlerde kişiler gri renklidir. Bir başka deyişle kahramanlar hem iyi hem kötü yanlarıyla işlenmiştir. Realizme göre insanların kişilikleri, çevrenin insan davranışları üzerinde etkili olmasıyla oluşur. Eserlerde bu düşünce göz önüne alınarak çevre betimlemesine çok önem verilmiştir. Realizmde gözleme önem verilir. Yapılacak olan gözlemler çevreyi yeterince tanıtabilmelidir. Yazar çevreyi olay kahramanının gözüyle aktarır. Ele alınan tipler tüm yönleriyle fiziksel, duygusal, ruhsal özellikleriyle bir bütün olarak işlenir. İlk kez bu akımda insanların Psikolojik yapıları el alınmıştır. Burası on derece önemli. Realist eserlerde olay dikkatle gözlemlenir. Olayı meydana gelmesindeki doğal ve toplumsal nedenler aynı dikkatle araştırılıp yazıya geçirilir. Bakın burada neden ve sonuç önemlidir. Realist yazar olaylar karşısında tarafsızdır. Kendi kişiliğini saklar. Bu yüzden tarafsız dış tasvir ve gözlem bu akımda geniş yer tutar. Yazar olayları anlatırken nesneldir. Realist yazarların toplumu eğitmek gibi bir amaçları yoktur. Onlar yalnızca gerçekleri anlatmakla ilgilenir. Realistler yaptıkları gözlemleri titizlikle aktarmışlar. Açık, kesin, dolaysız bir anlatım tercih etmişlerdir. Anlatım esnasında süsten, sanatlı söyleyişten kaçılmışlardır. Bu akımda ana türler roman ve hikayedir. Realist akımın temsilcileri Henry Bale Stendhal, Han orada Balzac, Gustav Flaubert, Tolstoy, Dostoyevski, Anton Chekhov, Maxim Gorky, Gogol, Turgenev, Ernest Hemingway, Charles Dickens, John Steinbeck, Goncourt kardeşler, Bertolt Brecht, Mark Twain, Oscar Wilde, Jack London. Bu akımın bizdeki temsilciler ise Recaizade Mahmut Ekrem, Sami Paşa Zade Sezai. Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Falih Rıfkı Atay, Refik Halit Karay, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Reşat Nuri Güntekin ve Sabahattin Alidir. Müzik